Evrenin gösterişsiz bir köşesinde, Samanyolu adındaki mütevazi bir galaksinin sakin bir kıyısında, bir avuç gezegen nispeten sıradan bir yıldızın etrafında yol almaktadır. Gelin üçüncü gezegene yakından bakın. İşte burada. Kızıl ve vahşi bir ruhu olan, kıpır kıpır mavi bir gezegen. İçindeki eriyik kayalardan güç alan gezegen, patlıyor, akıyor, sarsılıyor, taşıyor ve bazen de öldürüyor. Kıtalar çarpışıyor ve tekrar ayrılıyor. Volkanlar patlıyor. Dağlar göklere uzanıyor ve şehirler ölmeyi bekliyor. Hepsinin nedeni lav dediğimiz sıvılaşmış kaya ve annesi magma. Zamanda dünyanın eriyik köklerine yolculuk edecek ve ardından kendinizi geçmişimizin yapbozunda çılgın bir arayışta bulacaksınız. Vahşi bir güzelliği olan günümüz dünyasına uçacak ve patlayıcı ateş çemberine gireceksiniz. Cesaretiniz varsa lavların kontrolündeki dünyanın bize ne sürprizler hazırladığını göreceksiniz. Mega tsunamiler, mega ölçekli depremler ve süper volkanların dehşetine kapılacaksınız. Baş döndürücü ve tehlikeli bu gezide bize katılın. Geçmişi, bugünü ve geleceği birlikte inceleyelim. Dünya adındaki bu son derece şaşırtıcı gezegeni inceleyelim. Cennete hoş geldiniz. Cehenneme açılan pencereydi. Burası Hawaii'nin en büyük adası. Kilauea'nın da yuvası. Kilauea dünyanın en faal yanardağlarından biri ve belki de bir gezegenin kendi doğumunun sancılarını gözlemlemek için en uygun yer. Daha şairane bir dille söylersek, volkandan sızan bu güzel ve tehlikeli kızıl akıntı, sıcak dünyamızın kor halindeki kalbinden yükselen hayat kaynağı kana benzetilebilir. Bundan daha açıklayıcı bir benzetme ise hazımsızlık yaratabilir. Bu gezegen geğiren, kusan, titreyen, burnu akan ve gaz çıkaran bir gezegen. Hem de çok rahatsız edici bir gaz. İster atan bir kalpten, ister hazımsız bir mideden çıksın, lav dünyanın iç yüzünü yansıtan tek somut örnektir. Yalnız lav, insanoğlunun tüm marifetlerini devede kulak bırakan yapım ve yıkım makinesinin ipuçlarını taşır. Peki aşağımızda ne yatmakta? Muhtemelen ayın, güneşin ve yıldızların iç yapısına dair bildiklerimiz, kendi gezegenimizin kalbi hakkında bildiklerimizden fazla. Yani bu kızıl elçi sadece büyüleyici değil, aynı zamanda çok da kıymetli. Bu lavları çıktıkları tüplerde yuvalarına doğru takip ederseniz, sonunda dünya kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan devasa eriyik bir küreye ulaşırsınız, mantoya. Öyle aşırı yoğunlukta ve sıcak kayalardan oluşmuştur ki, manto karamele kıvamındadır ve son derece yavaş şekilde çalkalanmaktadır. Dünyanın çekirdeğine uzanan yaklaşık 3200 kilometrelik yolu kaplar. Lavların tekrar yüzeye çıkarak volkanik bir ada oluşturması milyonlarca yıl alabilir. Hawaii örneğinde olduğu gibi. Lavların ne yapabildiğini bir göz atmak için okyanusu kurutarak Hawaii takım adalarına yani volkanların çocuklarına bir göz atalım. Güneyden kuzeye adalar gittikçe büyüyor ve yaşlanıyor. En gençleri olan Lauhi lavla dolup taşıyor. Ancak lav bir 50 veya 100 bin yıl daha yüzeye çıkmayacak. Büyük Hawaii adasında ise 5 volkan bulunuyor. Ve bunlar su seviyesinden Himalayaların yüksekliğine dek uzanıyorlar. Kuzeye ilerledikçe küçülmeye, batmaya ve zamanla aşınmaya başlıyorlar. Her biri bir öncekinden daha yaşlı. Ve her biri dünyadaki tüm karalar gibi lavların eseri. Açıkça görülen gerçek şu ki, lavlar burada bir cennet yaratmış. Birkaç ayda önceden kavrulan yüzeylerde
yaşam filizlendi. Volkanik yüzey iç katmandan taşıdığı mineraller bakımından zengindi. Yıllar içerisinde güneş, nem ve mikroorganizmalar lavları toprağa dönüştürdü. Ve yaşam çiçek açtı. Volkanların nimetleri insanları her zaman kendilerine çekmiştir. Ama burada bir cennet yaratan volkanlar, başka bir yerlerde inanılmaz güçlü yıkımlara yol açmıştır. Amerika'daki San Helens Dağı, İtalya'daki Vesuv ve Etna, Japonya'daki Umzen ve Filipinler'deki Pinatubo, korku ve yıkımın diğer adlarıdır. Yalnızca volkanik püskürmeleriyle değil, lavların ortaya çıkışının sebep olduğu depremlerle, tsunamilerle, heyelanlarla ve daha birçok ölümcül olayla korku saldılar. Gezegende volkanların patladığı ve depremlerin sarstığı bölgelere bakın. İşte o zaman dünya, Dr. Frankenstein'ın dikerek bir araya getirdiği parçalara benzeyecektir. Ama bunlar dikiş izi değil. Bunlar dünyanın kelimenin tam anlamıyla kendini yırttığı, içindekileri dışarı çıkardığı veya katmanlarının çarpıştığı ve kendini canlı canlı yediği bölgelerdeki yara izleri. İşte bu yaralar depremlerin en çok sarstığı ve volkanların en çok patladığı bölgelerdir. Dünya neden bu kadar huzursuz? Yerin böyle vahşice sarsılmasına, volkanların patlayıcı güçlerle yıkmasına ve dağların devasa yüksekliklere ulaşmasına ne sebep oluyor? Cevap, tektonik levhalar. Lavlar, doğdukları güçlü makinenin yalnızca yüzeydeki yansımasıdır. Yani yer kabuğunun altındaki magmanın. Dünyanın yüzeyi farklı boyutlarda bir düzineden fazla levha halindedir. Ve bu levhalar devasa çarpışan arabalar gibi gidip gelmektedir. Levhalar inanılmaz kütlelerine rağmen yüzer. Çünkü altlarında çok daha yoğun bir madde vardır. Kıtasal levhalar en hafif olanlarıdır. Bizim için yeterince ağır görünen granit tipi kayaçlar, altlarında yatan yapıyla kıyaslandıklarında köpük gibi kalır. Bu erimiş kayadan oluşan bir düdüklü tencere, magmadır. Bağımsız levhalar arasındaki birçok sınır, okyanus tabanında olduğundan görülemez. Yerlerini ve ne kadar etkileyici olduklarını uydular ve sonar aletleri sayesinde biliyoruz. Okyanusların altında dünyanın kendini yırttığı ve gezegen üzerindeki en büyük dağlardan bazılarını yükselttiği uzun taban sırtları görürüz. Buralarda levhalar ters yönde çalışan taşıyıcı bantlar gibi birbirinden uzaklaşır. Boşluğu doldurmak için yükselen lavlarsa yeni bir kabuk oluşturur. Bu su altı faaliyeti sonucunda lav yastıkları denen formlar oluşur. Sıcak lavlar soğuk okyanus zeminine çıkınca aniden soğur ve sert bir baloncuk oluşturur. Lav akıntısı baloncuğa doldukça yastık büyür. Basınç artarken baloncuktan yeni yastıklar filizlenir. Sırtlar boyunca uzanan duman bacaları da bir o kadar etkileyicidir. Deniz tabanından aşağı süzülen su, bu volkanik faaliyet tarafından ısıtılır ve bacalardan yukarı salınır. Bu muazzam kara bacalarda 350 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklardaki su adeta püskürür. Dünya okyanuslarındaki her bir damla suyun ortalama 3 milyon yılda bir hidrotermal bir ağızdan geçtiği düşünülmektedir. Dünyanın yırtılması özel bir bölgede çok sıra dışı bir manzara oluşturur. Üstelik bunu görmek için deniz altına gerek yoktur. Hatta ayaklarınız bile ıslanmaz. Burası bir okyanus sırtının kıyıya demirleyebildiği yer olan İzlanda.